Yeniçeriler Transport olarak Euro Truck Simulator 2 Multiplayer'dan hepinize merhabalar. Bugün Skandinavya haritasındayız. Oslo limanından kalkacağız. Trelleborg diye okunuyor, yanlış okumadıysam eğer. Oraya doğru gideceğiz. 750 kilometrelik bir yolculuğumuz olacak. Bugün harfiyat kamyonu modundayız. Yükümüz de mıcır olsun. Yol yapımına malzeme götürüyoruz. Mesafemiz kısa. Sayımız çok kalabalık değil. Tırlar da harfiyat tırı olunca bugün biraz sürat yapalım dedik. Biraz seri gideceğiz. Bakalım yolda nasıl maceralar yaşayacağız. Arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Allah abi. Fadıl abi. Nasıl gitmiyor abi? Motoru mu bozuldu? Haydi bakalım biz de çıkalım o zaman, hadi. Eyvah, şanzıman indireceğim. Piston düştü. Geçin, beni geçin ya. Ben gidiyorum, hadi eyvallah. Görüşürüz abi. abi gördüm. Yukarı çıkan var mı? 160 ile viraj dönmüştüm ama da aynı. Abi hepiniz gördüğünüz sarı katilleri basın. Abi senin ayarları sıfırladıysan şeyleri. O bekleyiş ayarlarını. Sınırlayıcısı mı açıktı ki? Aynen. Yok, abi sınırlayıcı açılıyor ya. Sınırı açık oluyor onda. Kapatmış mı abi benim? Ben de bakmadım ona ha. Valla gidiyorum. Aa, top gidiyor. Hemen çek yani, müsait bir yerde sağa aç. Abi, seri gideceğiz çünkü. Nereden çıkarım hemen? Bende sorun yok. 106-107 gidiyor şimdi. Defa ileri bir geri yapıyorsun defa. Onu sen yapıyorsun kanki. Yok, bu sefer ben yapıyorum, ben değil. Bugün et götürmüyoruz ha. Bugün mıcır çekiyoruz evet abi. Bugün vallahi mıcır çekiyoruz. Acıktıydım ya, et götürseydik keşke. abi geçen sefer götürdük, yetmedi mi o? Saz yapardı ya. Abi, kenarda yerde durup. Alparslan abi geçen et götürdük ya. Adnan abi sağ olsun dorsiyi kaçırdı. Bugün et vermediler bize, harfiyat verdiler. Taş yiyin dediler bize bugün. Onu Alpas'tan kaçırdı, ben kaçırmadım ki. Kasap et cebinde koyuncan devirde, can. Bu seneki YGS hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene sorular çok zordu diyorlar genel olarak. Abi, yok abi kolay diyorlar ya. Çıkan bir 5 dakika konuşamadı adam, abi dili tutulmuş. İçeride ne yaptılar? Valla benim oğlan çok çalıştı, öyle söyleyeyim. Harbiden hani çalıştı, çocuğun aklını yiyemem. Ama mesela 10 tane geometri sorusundan bir tane yapamamış. 10 tanesi de boş ve şey, okulda da geometriden en fazla yapan bir tane zaten. Sayısal değil mi abi? Yok şey, yani eşit ağırlık Türkçe matematik fen yok. Ama fenden 10 tane yapmış mesela soru. Aynen ben de öyleyim abi ya. Fenden fen biraz kolaydı. Fen 7'den. Evet. Geometri zordu, matematik de zordu da. Evet. Sözel kısım biraz daha kolay. Aynen öyle. Türkçesi iyi, sosyali iyi. Matematik beklediğimizin altında. Geometri hiç yok. Ortalama kaç alır abi?
Ya her halükarda hani bunu geçer, LS'ye girer de şey, bu LS'ye belli bir katkısı oluyor ya burada aldığı puanın. Onun için hani %28 dedi bana ama. O civarında ne kadar? Hani onun için ne kadar yüksek olursa o kadar iyi tabi de. O da tabi puanla değil de daha çok böyle yüzdelik dilimle etkili oluyor. Çünkü puan mesela işte bu sınavın zorluğu zorsa herkesi zor. Dolayısıyla ne oluyor? Hani atıyorum 200 puan alsa düşük gibi gözüküyor ama yüzdelik dilimde 60.000'e 70.000'e girerse o onun için gene de iyi bir durum sayılıyor. Arkadaş atandı ya. Şurada başladım. Giremedim bir türlü, solda kaldım hadi ha. Abi, ben de seni görüyorum. Yok, Alparslan'ın arkasına gireceğim. Giremedim. Ben de arayı boş bıraktım, ben içeri gitsin bir türlü giremedim. Evet. Hop, adam da geliyormuş geride. Aha aha. Kaldırıma çıktı, Alparslan'a çıkacak. Ya şimdi çalıştıktan sonra, hani gayret ettikten sonra tabii ki ya başarının hani gelmesini bekliyorsun ama gelmezse de üzülmüyorsun, tamam mı? Yani en azından ben onun adına, onun adına belki emek sarf ettiği için benden daha çok üzülebilir de ben bir baba olarak mesela hiç şey yapmam, üzülmem çünkü ben hiç ona hani ders çalış, efendim ne bileyim işte hani şöyle davran böyle yap demedim. O kendi sorumluluklarını bildi, elinden gelen gayreti gösterdi. Bundan sonrası biraz da Allah'ın takdiri yani, bizim inancımıza göre. Nasip de varsa olur, yoksa da neyi varsa onun peşinden gidecek artık ya. Herkes hak ettiğini alsın diyor. İnşallah. Olmazsa verdin abi, sanayi adam lazım. Arabaları tamir ettiremiyorsun. Allah'a emanet. Olmazsa alırız bir tır. Ne yapalım? Bizimkiler şoför arıyor abi. Ha. Ama işte sonra haberlere çıkar abi, sarık aman abi. Aman abi, aile falan duymasın. Vallahi hanım vallahi korkuyor bazen. Dedim herhalde geçen şeye bakıyordum. Tır yıkama videolarına falan bakıyordum. Hanım ikaz etti, dedi sen çok kaptırdın kendini bu işe vallahi, dedi beni korkutmaya başladın, aklından böyle bir şey falan geçirme yani öyle. Abi sana bir şey diyeyim mi? Tır yıkamasındaki para kimsede yok ha. Arabayı evet, yıkaması yarım saat 150 lira para alıyor. Doğrudur. Ama bayağı İki de yağ pıslatıyor. Bayağı da bir yüzey var ya Resul, yıkanacak ya. Zahmetli ya abi, ben de istedim. Ama abi iyi para alıyorsun ama. Ucuz yerler de var. Başka bir videoda gördüm. Kaç liraydı? 50 mi dediler, 60 mı dediler? Ama şey hani mesela işte bu bıcı bıcılar gibi önce bir köpüklüyor her tarafı, ondan sonra tazyikli suyla yıkıyor. Şey yok. İşte kurulama, fırçalama vesaire, yağlama, mağlama, o tür şeyler yok. Kapsamlı olursa dediğin gibi 150 lira o. Şeyi falan yağlıyorlar değil mi? Neydi şu? Kapsamlı olduğu zaman abi mesela önce bir önden başlayalım. Bir tane özel köpüğü var. Hani şeyler var ya yıkamalar. Ha. Onu yapıyor her yerine, sonra yıkıyor. Sonra güzelce yağlıyor adam. Alıyor parasını. Evet. Ya hani böyle şey açısından bak çok güzel. Yani işte
sürekli değişik olaylar görürsün, değişik insanlar tanısın, değişik yerler görürsün. Yani hayat biraz daha canlı geçer. Bizim gibi sabah 8.30, akşam 5.30 her Allah'ın günü git aynı işleri yap, geri gel yani. Yemek ye, yat, uyu, kalk, git, böyle bir monotonluk olmaz. Ama evli ve çocuklu insanlar için bu yola gidip uzun süreler uzakta kalmak bence bu mesleğin en büyük şeyi, negatif yanı. Yoksa onun alıştım dışında... Alıştım ben yani. Alıştın mı? Ya ne yapacaksın? Aynen, doğru yani öyle. Başa gelince mecbur kalınca alışıyor insan, nelere alışmıyor da. 10 yaşından sonra alışıyorsun artık yani. Evet. Yani gitsin. Evde bir rahatlık oluyor gidince hani. Kafana göre takılıyorsun, dışarı çıkıyorsun. Kız aynı evde yok. Evet, kendisi gibi takılıyor işte abi. Aynen abi, ama evin sorumluluğunu sen alıyorsun o gidince. Abi. Evet. Bulaşık yıkanması çok zor ya. Tırda oğlum, mı? Biz babamızdan bahsediyoruz. Evde mi? Nerede efendim yıkıyorsun Sefa? Sen? Sefa nerede bulaşık yıkamaktan bahsetti, anlamadım. Tırda. Tırda diyor, evet. Yok ya, o iş sakat, bizimkiler lokantada yani. Daha kâbı. Ha, ama zaten... kendin yaptığın yemekle bir olmaz ki şimdi o. Tırın dorsesini bizimkilerin... açacağım. İşi hep aceledir, hep. Karambar, kamyoncular abi. Derneği'nin sosyal tesislerinde fasulye falan yerler yani. Aynen abi. Zaten... Motor yağlı. Bak ben hiç, ben kendim de yemedim ama hep duymuşumdur. Hani en lezzetli yemeklerde yemek istiyorsan yolda kamyoncuların durduğu yerde yiyeceksin derler. Abi kamyoncuların evet, durduğu abi. Yer hem de fiyat konusunda çok uygun oluyor. Adam tabağı bir 3 tabak yemek veriyor dolu dolu. 10 lira. Aynen gördüm onu da. Ama yemekler de lezzetli oluyor. Hakkını veriyorlar işte. Evet. Ama abi şimdi yolda giderken böyle 2-3 tır beraber giderken tırları durdurup dorsenin altındaki dolabı açıp sacda melemen yapmakla bir değil onlar. Ya o dolapta çadırla spanzet çıkarsan abi. Evet. Genelde öyle oluyor. Ya o yemek yapma işi nasıl diyeyim? Gençken yaparsın, yaşlandıkça yapamazsın yani, canın istemez. Ya herkes biraz daha böyle kendi şartlarına göre bir çözüm yolu bulmuş. İşte yolda yiyen var, kendi yapan var, evden hazırlatıp yola çıkan var. Onu genelde şey, yurt dışına gidenler yapıyor. Evden götürenler mi? Yok abi, şu kendi hazırlayanlar falan. He. Böyle. Çoğunluğu böyle, nasıl diyeyim, yurt dışına giden ya da yemek parası almayanlar günlük. Almayayım. Normalde şoföre sen günlük yemek parası verirsin ayrıyeten. 50 lira 70 lira. O yer, yemezse de cebine kalır yani. Abi öyle. Yurt dışına evet. Çıkanlara Allah sabır versin ya. Ne adamlar yönden can? Gece saat abi adamlar gece saat 12 şey 9'dan sonra açık yer bulamıyorlar yemek yemeye. Mecbur yapacakları arabayı açıp kendileri hazırlıyorlar yemekleri. Bulsalar da bence fiyat olarak da pahalıdır ya oralar yani, dolarla euroyla falan. Ben mesela abi, tıraş parasının ne kadar yüksek olduğunu öğrendim. Şeyden, Ali Can'ın videolarından mi abi? Aynen aynen. Ondan da, Fatih'ten de. Ne kadar abi? Ya Amerika'da Fatih dolar. Bir kere tıraş olmuş. 20 dolar bir de bahşiş vereceğim demişler. Üstelik de diyor beni kurbağaya çevirdiler. İşte diyor beğenmedim yani. Beğensem hadi yeni neyse. Ondan sonra gitmiş bir şey almış. Makine almış. Kendi kendini tıraş etmeye başlamış. Bir makine almış. En bir neyse. Aynı almış. Abi düşünsenize yani, hani bir de o zaman başladığında aldığı ücret de çok düşükmüş. Yani Türkiye şartlarına göre bile düşünsek bir tıraşa 100 lira para verdiğini düşün yani. Bir, herhalde birçoğumuz aynı yöntemi seçerdik diye düşünüyorum. Avrupa'da genel olarak pahalı abi, niyeti ben de bilmiyorum da hani Avrupa'da çok pahalı bu tıraş olayları falan. Evet. Yani mesela izledim mesela videolarda. Aha. Abi Türkiye'dekilerin gözünü seveyim diye araba oturuyorsun diyor, çayını veriyor, kahveni veriyor, muhabbet ediyorsun bilmem ne falan. Vakit böyle geçiyor, masajını yapıyor bilmem ne yapıyor, 20 lira verip çıkıyorsun biz gibi diyor. Evet aynen yani. Ben bir tek bizde tamam. Şeyi sevmiyorum mesela ya. Yani diyorum ki, Şahin var arkadaşım bu işi yapan, ona gidiyorum. Şahin diyorum ya, şu ülkede diyorum her şey değişti kardeşim diyorum. Şu berberde sıra bekleme işine bir çözüm bulamadınız ya diyorum. Bir randevu, vallahi bak ya, ben yani eğer berbere gidip de iki kişi
önümde varsa oturup 2-2,5 saat onları beklemek öyle bana şey geliyor ki huzurum. Telefon ediyorum işte çoğu abi, zaman ya Şahin bak geliyorum. Işte. Aynen telefon ediyorum Şahin geliyorum abi olsa ona göre geleyim bak doluysa gelmeyeyim falan. Yoksa öyle yoldan geçer uğrarsam yandım ya. Öyle öyle abi ya. Yani mutlaka telefonlara söylemen gerekiyor. Hani işin var mı ne zaman biter. Çünkü sen de ona göre bir kendine geç bir düzen vereceksin o saate göre hani. Belki bir seneden sonra ondan önceki adam gelmeyecek. Sen arayacak belki de erken geçeceksin. O da var yani. Ha, ona göre sen kendini hazırlaman gerekiyor. Hadi böyle önünden geçip de giremeyin yani. Herde hep boş olmuyor her zaman. Evet. Şeyde o videoda da randevuyla tıraşa gittiklerini söylüyordu adam. Aynen de randevu alıyor musun? Mesela orada bir de unisex bir kadın erkek. Aynı kuaförde saç bakımı. Amerika'da. O yönden de diyor rahatsız oldum diyor. Girdim hep kadınlar hani rahat konuşan diyor. Bence de iyi bir şey olmaz yani öyle kadın erkek. Bize uymaz. Yani abi bize ters. Kilometre kaçtasın be abi. Ya bizim ülkemizde kadın benzerine erkek giremez, erkek benzerine kadın giremez. Öyle bir şey. Evet. Sadullah, Samet'i yakalayalım Sadullah. En sesindeyim abi. Onu aramışlar şey, makineler malzeme bekliyorlarmış. Onun en sesindeyim abi. Acilmiş abi yoksa bu kadar. Yani. Makineler yapmasın hemen malzemeyi götürüp dökelim yola. Hadi bekleyeyim ya, hadi. Sakın, sakın hızını düşürme, frenin patladı da. Veysel, kaptır Veysel. 10. vitesle gidiyorum abi, arttırayım. Kafana göre. Uyacağız mecbur. Sen nasıl istiyorsan biz de öyle geleceğiz arkandan. Hadi bakalım. Kilometre kaçarsınız abi? 400. Uçuşa geçiyoruz. Dönüş var. Evet, haberlere çıkıyor muyuz? Şu virajı dönüyorum. Veysel hatırladın mı? Ondan sonra beyaz ışığı. Tavuklar bunlar oldu. Troll falan yapan olursa kaldırın dorsayı, dökün malzemeyi yola. Geçemesin ön tarafa. Orna çalan neyim olursa kaldırın damperi. Kalsın adam bir abi İstanbul'da yapıyor ya. Tamam şey bu arada oyuna yeni bir güncelleme geliyor Erdinç abi, duydun mu? Hayır, ne? Dorset ingili geliyor. Dorsetlerimiz artık kaldırılabilir olur. Hah işte tamam. Emin onu ben dediydim böyle işte trollcülere malzeme dökeriz diye. Şimdi abi yolda giderken dorsetleri açar. SCS'den istedim onu özellikle. Şey yaptılar, anlayışla karşıladılar. Getirecekler, ondan haberim var. Dediler Erdinç Bey kabul ediyor. Yani. Dün mesela yine troll yaptı. Ben onu anlatacaktım, unuttum yani. Neyse bu konvoydan sonra halledeyim. Çok kızdım ona. Bir de ayrıyetten Erdinç abi diferansiyel kilidi geliyor. Dört teker ayrı ayrı dönebilme özelliği var. Şimdi bak böyle dedin. Benim anılarımı canlandırdım. Ben bir şey anlatacağım size. Şimdi biz Kastamonu'da görev yaptığım zaman da bizde Toyota Land Cruiser diye bir jip var. Bu araç Orman Bölge Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere topluca alınmış Türkiye tarafından. Dağıtımı yapılmış, bir tanesi de bizde bu aracın. Ben bu aracı kullandığım zamanlar özellikle böyle kış aylarında arabanın frenine dokunduğum an arabanın arkası ya sağa ya sola gidip kayma yaptığı için problem yaşadım. Bana dediler ki benden önce bu aracı kullanan bir arkadaştan için. Bu arkadaş dediler şu ortada bir düğme var, o düğmeye basıyordu bu araba hiç kaymıyordu. Neymiş kardeşim o düğme? Hop şu virajı dönüyorum, anlatıyorum. Bir baktım abi, orta diferansiyel kilit düğmesi diyor aracın kullanma kılavuzunda. Ne için kullanılır bu? Bunu diyor. Bu araç şu şekilde bir araç, onu söyleyeyim önce. Sürekli 4 çeker bir araç. Ayrıca takviye arazi vitesi var bunun, tamam mı? Ama zaten normalde de 4 çeker. O takviye arazi vitesini attığın zaman araç yüksek devirde çalışıp teker
düşük hızda dönüyor. Bunu da ne için kullanırsın? Aha, bir yerden çıkmakta zorlandığın zaman yavaş yavaş tutuna tutuna tırnaklaya tırnaklaya çıksın diye kullanırsın. Bu orta diferansiyel kilit düğmesine de diyor bastığın zaman diyor tabii şimdi şöyle yalnız orada iki yani şu kullanacağım ifadede yanlışlık olabilir. Konuyu bilenler varsa mazur görsünler beni. Şimdi iki türlü dört çeker var deniliyor. Bir bağımlı dört çeker, bir bağımsız dört çeker. Normalde atıyorum arkadan çekişli bir aracımız var. Bunun arka tekerleklerinden herhangi bir tanesi işte çamura, kara, buza düşüp de patinaj çektiği zaman diğer teker ne yapıyor? Hareketsiz kalıyor. Aynen. Halbuki o kuru yerde o dönse öbürünü de alacak çıkaracak ama işte diğerine bağlı mı, bağımlı mı, bağımsız mı onu tam çözemiyorum. Ne, her neyse. Bundan dolayı mesela o da işlev görmüyor, sabit kalıyor. Bunda da sürekli dört çeker olan bu araçta da hem ön teker hem arka teker sağ veya sol ikisi birden düştüyse yine çıkamıyor. Ama sadece ön sağa düştüyse arka sağa ayrıyeten çalışıyor. Böyle değişik enteresan bir durum. Orta diferansiyel kilit düğmesine hoppa! Vay be! Nasıl kurtardım Alparslan gördün mü? Helal olsun. Dedim abi ben tam arkana dedim. Ben de dedim abi kilide yumruk mu? Hoppa! Buna bastığın zaman diyor önleri de arkaları da ayırmış olursun diyor. Dolayısıyla sağ iki ön arka teker de patinaja düşse bile sol tekerler de ayrıca çalışacağı için yine çıkarsın. Biz bu aracı götürdük kardeşim Ilgaz'da kayak merkezinde olduğu yerde zirvede. Araçlar oldu gidelim. Ah araçların açtığı o karın içindeki teker izindeki buzdan boşluğa düşürdük. Patiye düşürdük aracı. Düğmeye de bastık kardeşim. Vitesi de çektik, ileri de yaptık, geri de yaptık. Ne olduysa bu adamların bu kitaba yazdıkları işlev bu araçta yok. Bu aracı asıl kullanan Orman Bölge Müdürü'nün şoförü bir abimiz var. Ona soruyorum Çetin abi bu niye çalışmıyor? Abi bunu onu diyor kardeş diyor onu diyor fabrika diyor iptal etmiş. Abi bu şey değil. Yani topaççı arkadaşlar da kusura bakmasınlar küçümsediğim için değil ama hani biraz daha bazı işlemleri kolay olduğu için söylüyorum. Bu Tofaş değil ki fabrika böyle bir şey yapsın sonra da vazgeçtim ben bunu iptal edeyim desin. Toyota yani Japon malı bir araç. O da mantıklı gelmiyor bana. Abi ne yap ne et. Biz bunun şeyini bulamadık. Servisi arıyorum cevap yok. Tesadüfen bu aracın normal lüks diye geçen bir versiyonunu kullanan birisiyle karşılaştım. Bana en mantıklı açıklamayı o yaptı. Dedi ki kardeşim fabrika bunu iptal etmiş olabilir. Şundan dolayı hani Türkiye geneli için verilen belli bir siparişte fiyat şeyini koruyabilmek için aksesuardan donanımdan vazgeçildiyse bunları böyle bir sistemi bir araca koyduğun zaman nedir şeyi orta diferansiyel kilidini bu orta diferansiyel kilidini araç belli bir hıza çıktığında iptal edecek kendi içinde de başka bir sistem olması lazım. Bunu koymamak için diğeri de dedi bundan dolayı iptal edilmiş olabilir. O bana mantıklı geldi. Neden? Çünkü mesela orta diferansiyel kilit düğmesine basıp sağlar sollar ayırdığınız zaman ne oluyor? Bunu da unuttunuz. Her zaman 90'la girdiğiniz bir viraja girdiğinizde araç kendini dışarıya doğru atıyor. Çünkü normal şartlarda araba nasıl dönüyor? İçerideki tekerlekler daha az, dışarıdaki tekerlekler daha fazla tur atıp aynen. Dengesini sağlıyor aracın. Şimdi bunların her ikisi birden birbirinden bağımsız halde aynı hızda aynı turda dönmeye çalıştığı zaman ne oluyor? Dışarıdaki teker yetişemediği için içeridekine arabayı atıyor, yatırıyor. Böyle bir şey geçti. Epey uğraştım ben bu orta diferansiyel kilit düğmesiyle yani şimdi. İnşallah bunda da onunki gibi olmaz. Burada şey abi tırla. Abi oyunda da öyle olacak. Diferansiyel şu şekilde hayır. Mesela araba 6x4 ya. Evet. Arkadaki çekici tekerlerde mesela birine diferansiyel kilidini kapattığın zaman bir tanesi çekişte olacak yani. Arka çekerlerde. Açarsan da ikisi birden itecek seni. Ama işte gene viraja girince ne olacak? Açık gidince yüksek hızda. Eğer o
gerçek özelliğini yansıtacaksa benim biraz önceki söylediğim olayın olması lazım. Bir viraja girdiğinde devrilmen lazım. Abi şey işte, onu şey için yapmıyorlar. Tırlar zaten çift çekerler ağır nakliyatta kullanıyor. Ağır nakliyatta da sen 60'ı geçemiyorsun ki. Adam onu düşünmüyor ya. Belli bir hızın üstünde zaten çalışmayacak bir şey olmuyor. Aynen abi, çift çekerlerin belli bir hız sınırı var. Adam geçersen de kendine yaparsın. Ben o bahsettiğim araçla bir kaydım zaten, ölümden döndük. Yani Ankara'ya gelmiştik, geri dönerken zirveden aşağı. Benim o aracı kullanırken kendimce bulduğum en güvenli yöntem şeydi. İşte mümkün olduğu kadar frene basmamak. Dizel olduğu için vites küçülterek, motorun üzerine bindirerek ağırlaştırıp sabit hızda döneceğim yerlere dönmek. Hiç abartısız söylüyorum, 10-11 tane virajı bu şekilde döndük. 40 kilometre yaklaşık hızımız var yokuş aşağıya. Sağa sola, sağa sola döndük. İşte 12. 13. virajda, yani bana göre olağan dışı, ekstra herhangi bir durum yoktu. Yani yine frene basmadım, hani direksiyonu kırmadım. Yolda bir engebe vesaire, herhangi arabanın bir düzenini bozacak bir şey yoktu. Birden arabanın arkası sol taraftan bana doğru gelmeye başladı. Hani toparlamak adına direksiyonu da sol yaptım. Onu da nasıl oldu onu da bilmiyorum. Araç istop etti ve hani işte bizim eski tabirimizde, eski BMC direksiyon kamyonlarında araç istop etti, çalışmadığı zaman direksiyonu çeviremezdiniz. Yani şanca çevirdi herhalde, çok büyük bir tüp gibi olurdu. Onun gibi bir şey oldu. Arabayı çalıştırmak istedim falan derken o ara artık ben geriye doğru dönmüş oldum. Yani tamamen burnum geldiğim istikamete döndü. Arkam gideceğim istikamete döndü. O saatten sonra da yani yukarıda Allah biliyor ya, ben iyi şoförüm, işte şöyle kurtarırım, böyle yaparım falan. O saatten sonra bana kalırsa yapılacak hiçbir şey kalmamıştı şoförlük adına. Boş yani. Yani araba altından kaymış gidiyor ya, kendi kendine dönüp duruyor Mevlana gibi. Yolun sağ tarafı uçurum. O tarafa gittiğimiz zaman bizi, yani o karlar eriyene kadar bizi oradan çıkaramazlardı. Ancak helikopterle falan çekmeleri lazım. Yoksa adam inmez, araba inmez oralara. Sol tarafı da yamaç, karla kaplı. Şansımızdan döne 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 derken sola doğru gitti. Yamaca kara saplandı kaldı, yani sağa doğru gitseydi yani gidiyordu. Daha sonra ben jandarma trafikçilerle görüştüm. Yani dedim herhalde ben olayın şokuyla falan dedim, belki abartıyor olabilirim ama bir 25-30 metre falan kaydık dedim. Bunlar da zirvede görevdelermiş o gün. Bizim aracımızı da tanıyorlar. Yok dediler, biz canlı yayın gibi izledik sizi yukarıdan. ne 25 ne 50, yani 150-200 metre belki kaydınız desek yalan olmaz dediler. Öyle bir şey de yaşadık, atlattık yani. Erdinç abi. Ben de çakıla kaptırdım abi öyle. Erdinç abi. Efendim Alpas'ın? O diferansiyel var ya. Evet. Onu sen açtın mı, virajlara girdin mi seni atar. Ben o düğmeyi hiç kullanmadım. Hatta zaten o yine o olaydan sonra o düğme yüzünden tekrar tartıştık. Eğer o düğme açık olsa ve işlevsel olmuş olsaydı dediğin doğru. Orta diferansiyel kilit düğmesini benim bak sadece mantıken anladığım kadarıyla, kardeşim bu bir yerden çıkamadığın zaman kullanılacak bir şey. Yoksa evet, yolda düz giderken kullanılacak bir şey değil. Sen Erdinç abi. Heh. Bak biz çamurlu aralığına giriyoruz beton mikserine. Evet. Mesela teker takılı kalıyor, çıkamıyoruz. Aynen. Orada açarsın ondan yani. O diferansiyeli açıyoruz, kolayca çıkıyoruz. Evet, çünkü sağ evet, çekmiyorsa sol ayrı çekecek yani. Hangisi kuru yerdeyse, çekişi alıyorsa o devreye girecek. Düz yolda evet, araba giderken evet, zaten onu niye kullanasın? Veyahut da yokuş aşağı açık, inerken niye onu açasın kullanasın? Ben onu açık unuttum bir kere. Viraja girerken arabayı ters döndürdü. Ah bak, demin neredeydin sen? Ben yani dedim zaten öyle olur diye yani. Başıma gelmeden biliyorum çünkü o bu işin de bir mantığı var kardeşim, bir işleyişi var yani. Eğer bu orta diferansiyel kilit düğmesinin işleyişi bu ise, sağ tekeri sol tekerden ayırıyorsa, o zaman bunun akabinde başına gelecek olaylarda 3 aşağı 5 yukarı bellidir yani. Aynen. Sen öyle. 90'la girdiğin normal vaziyette 90'la döndüğün viraja orta diferansiyel kilit düğmesine basılı şekilde girdiğin zaman çıkamazsın, virajın dışına yatarsın. Aynen öyle. Güzel. Rampa çıkarken açıyoruz, bir de şey de toprakta ve arabanın kaldığı yerde. Pozantıyı bilen var mı Adana?
O rampaya çıkarken orada açıyor. Bende de işte abi dediğim gibi çakıla kaptırdım. Ben Allah'tan takla atmadım abi orada. Ya sağda ulan. Gibi... O da çok tehlikeli. Nerede yaptın? Araçla yaptım abi ben. Böyle Brokley'de bizimkisi. Çakıl ne çakılıydı? Şey mi? Normal abi. Mucur. Yol kenarları. He. Aynen. Yol kenarları çakıllar var ya. Oraya biraz sert girdim viraja. Toparlayamadım. Evet. Takla atarım diye korktum zaten. Ondan kenara kaçtım. Evet. Kenara kaçınca çakıla abi araba durdu böyle bir bayağı kaymışım yeah. Toz duman havalanmış işte diyorum herhalde düştüm cennete. Ya insan. Bembeyaz ortalık her yer. Tabii insan. Neredeyim ben? Bak hani hep derler ya hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Hakikaten öyle oluyor ya. Bir anda artık o kadar abi, çok şey böyle aklından geçiyor ki öleceğim diye böyle. Arabanın içinde oturdum abi kendi kendime araba kayıyor gidiyor yani. Heh. Müdahale de demiyorum. Artık oturdum düşünmeye başlıyorum cennet mi cehennem mi diye. Mesela onunla ilgili de Sadullah o Kastamonu'nun ilçelerinden birine atanan bir kamu görevlisi o şekilde söyleyeyim. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte ilk defa ilçeye doğru hareket ediyor geliyor. Aylardan da Ramazan. Biraz da böyle sahil yolundan eş dost akraba ziyaret yaparak geliyor. İftara da vakit kalmadı gecikeceğim diye artık mesafesi hızlanıyor. Yaklaşmışken hızlanmaya başlıyor. Şimdi denizin bittiği yerde 4-5 metre mesafede şey var. Çakıl, taştan, kumsal diyeyim tamam mı? Ondan sonra da o 5 metrenin sonunda da bir 3 metrelik duvar var. Yol bunun üzerinden gidiyor. He. Deniz öyle dalgalı ki o gün duvara çarpan denizin dalgası yolun üzerine çıkıyor. Su kaybalıyor ama denizden taşıdığı kum, çakıl yolun üzerinde kalıyor. Kendisi de bunu fark edemeyip işte yani yoldan da çıkmadan yolun üzerindeki bu çakıla arabayı kaptırınca bu sefer araba o duvardan aşağıya kum taşlık olan alana düşüyor. Tabii yine dalgalar falan o kadar olmasa bile faal. Önce çocukları alıyor duvarın üzerine. Sonra eşini arıyor ama eşini yani dalgıçlar da geldi, balıkçılar da aradı. Eşi çok arandı ama eşi o olayda o şekilde rahmetli oldu. Cenazesi de bulunamadı. Öyle de bir... Allah rahmet eylesin. Evet, abi. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay yani. Bulamadılar mı abi? Bulamadılar Resul. Yani balıkçılar bu işi daha çok böyle şey yapıyorlar. Biliyorlar diyeyim. Dediler ki 3 günde çıkar. 3 günde çıkmazsa 1 haftada kendi çıkar yüzeye. Troll mü deniyor bu? Ağ gibi bir şey herhalde suyun altından. Onlardan falan hep atıldı, çekildi. Yani çanta, hırka, bir takım eşyaları çıktı ama cenaze çıkmadı. Onu da en son artık şeye yordular. Dediler ki hani Karadeniz'de alttan akıntısı olan bir deniz olduğu için alttaki akıntıyla ta karşı tarafa, Rusya tarafına çıkabilir, gidebilir dediler. Artık öyle mi oldu, başka türlü mü onu da bilemiyorum ama bulunamadı. Yani çok bütün sahil boyunca bütün bu işle ilgili işte güvenlik kuvvetleri veya bu Türk kurtarma arama kurtarma faaliyeti yapan teşkilatları aradılar ama bulunamadı. O yola set yapamazlar mıydı? Ya zaten normal zamanda o dalganın oraya çıkması mümkün değil. Resul bak 5 metre ileriye, 3 metre yukarıya. Hani her zaman da olan bir şey değil işte ya biraz daha şey... vade dolunca bir şeyler bahane oluyor ya yani. Erdinç abi sevgi dosyası nasıl abi yollar? Süper. Kim yaptı abi sence bu sevgi dosyasını? Bunu yapsa yapsa Can yapmıştır. Abi ben söyledim diye hemen beni çağırdın ya. Yok ben... Eline sağlık Can. Tahmin ettim yani. Ama yollar güzel, çünkü bayağı dolaştırmış bir de. Resul de sana sordu gündüz, ben onu da gördüm. Çaktırmadan. Can save'i yaptın mı yoksa ben yapayım mı diye sordu yani. Yaşlı olabilirim ama her şeyin farkındayım ben. Ne bir şey sanmıyorum. Estağfurullah abi. Biz de gençsin abi şimdi. Bizden geçti gidiyordu. Uzun zamandan beri güzel bir konvoy yapmıyoruz. Öyle güzel düşüyorsun. Daha ne 40 yaşındansın.
Ne bileyim ya, ben bileyim ya. Hep genelde şey der insanlar işte, yaşımdan daha genç hissediyorum falan. Ben de hep yaşımdan daha böyle yaşlı hissediyorumdur kendimi yani. Vallahi benim Allah zarar ziyan vermezse 40 yaşımda daha at boş durmayı planlıyorum. İnşallah. Değişik planlarım var. İnşallah. Çok değişik planlarım var abi. Şu lise bitsin var ya, zengin olacağım. Laf vurana yapış. Laf vurana yapışın. Oha. Ben de... Abi bir de şuna çözüm bulamadılar. Tırların kapaklarını çok kolay açıyorlar. Depo kapakları. Evet, onu da gene Amerika'daki tır videosunda izledim. Yani onun altına yorumlar yazmışlar. Ne güzel tırda şey, depo kapağında kilit bile yok falan diye. Bizde abi, kilit bile yeterli olmayıp bir de demirle şasiye falan mı bağlanıyormuş? Bağlıyorlar. Aynen abi. Abi şasiye bağlıyor. Onu da söküyorlar. Erdinç abi, çok güzel bir konuya değindin abi. Daha 2 hafta önce bizim full depo çaldı. Hadi ya. Aynen abi, gitti paracıklar. Adam depo kapağını açamamış. O şase denen muhabbet vardı bizde de. Depo koruyucu kapakları falan vardı. Direkt kazmayla depoyu delmiş. Altından almış. Altta yer var ki açmalık depoyu. O işte bizim babam orayı kaynatmıştı. Düz yapmıştı. Kazmayla vurup almışlar. Yani buradan hırsız arkadaşlara varsa sesleniyorum. Yapmayın. Yani bir de açmanın kolay yolu var, deponun altında küçük bir kapak var. Hani tahliyesi kolay olsun diye deponun sıkıntı olsun. Buradan ısızlara seçeneğiniz, ısızlık yapacaksanız alttaki şey tahliye borusunu açın. Yani bir şey. Bidon girmez ha, onu da söyleyeyim. Bir de abi benzin mazotu çalıp ayrıyeten aküleri çalıyorlar oradaki arabaları. Hadi ettiğimiz yerdeki. Baba akü gitmiş mi diyordu, ne diyordu biz baba, onları? Akü yok baba. Ne demek akü yok, şarjı mı? Komple yok. Bir de baba duvar yok diyor, duvar uçuyor. Hani duvar yapmasan bari bitse, duvarı kırmışsanız bari taşları kırmayın demiş. Peki kırmazsanız hep tekrardan yapardık diyordu. Evet, bir konvoyumuzun daha böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konvoyumuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmanızı diliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.